Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com benim Ramazanımı sunar. Atom karıncalarım, canım izleyenlerim, Türkiye ekranlarının ilk ve tek çocuk iftar programı benim Ramazan'ıma hoş geldiniz. Evet, nasılsın Efla? İyiyim Bekir abi, siz? Ben de iyiyim şükürler olsun. Oruçlarla aran nasıl, bir anlat bakalım. Yani... Acıktın mı, susadın mı, canın tatlı istiyor mu? Tatlı dediniz, canım çekti. Ama bugün 6. gün alıştık yani. 6. günü evet. İnsan alışıyor ya. İlk 1-2 gün, 3 gün biraz zorlayıcı oluyor ama ondan sonra alışıyor. İnsan her şeye alışıyor be. Sana hayata bile alışıyoruz. Alıştım baksana. 6 günde. Peki. Şimdi bugün yine dop dolu bir içerikte huzurlarınızdayız kıymetli dostlar. Eğer sizler de kanalımıza abone oldunuz ve bilgisayarlarınızın başına geçtiniz, Nur Dombaycı ablanız için beyaz kağıtları ve boya kalemlerini hazırladıysanız bizler de sizin için hazırız. Ama her zaman olduğu gibi sözlerin en güzeliyle başlıyoruz programımıza. Evet. O nedir? Kur'an-ı Kerim. Evet, Kur'an-ı Kerim. Hadi. Efendim şimdi Emin Tütüncüoğlu kardeşimizden Fil suresini dinleyeceğiz. Akabinde hemen yeniden burada sizi bekliyor olacağız. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Elem tera keyfe feale rabbim büke bi ashabil fil elem yec'al keydehum fi tazlil ve ersele aleyhim dayran ebabil termihim bi hicaratim min siccil فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ اللّٰهُ اَكْبَرُ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ Teşekkür ediyoruz Emin kardeşimize. Allah onu yetiştiren anne babadan razı olsun. Evet. Cenab-ı Allah Emin kardeşimizden razı olsun. Böyle halis, böyle güzel, böyle imanlı evet. Nesillere çok ihtiyacımız var. Evet, bu nesil özellikle. Evet, bu nesil. Z kuşağı diyorlarsa evet. Sen Z kuşağı olarak görüyor musun kendini? Ben de görmüyorum. Elif kuşağı. Ne kuşağı? Elif. Adamsın. Hayır, adam değilim ama. Yani lafın gelişi adamsın. Anladım. Peki, şimdi günaydın diyoruz birbirimize sabahları. Günaydın. Günaydın, merhaba, günaydınlar. Selam. Musa, selam diyoruz. Nasılsın? Ne demek günaydın? Sen mi anlatacaksın bunu, ben mi? En iyisi Merve Gürcemel ablamız anlasın. Ne demek günaydın? Çok güzel bağladık bence. Evet. Haydi izleyelim o zaman. Hey! Şşt! Hop! Alo! Huhu! Ne? Olmadı mı? Niye olmadı ki işte? Selam veriyorum çocuklara. Hop çocuklar! Böyle olmaz mı diyorsunuz ya gerçekten de? Niye olmasın? Böyle yapıyorlar ya şimdi, böyle selam veriyorlar. Anlamsız değil mi? Bence de anlamsız. Doğru söylüyorsunuz. Ne demek yani? Hop! Ne öyle şimdi? Hop, tup, top. Hoppala, cuppala, hula hop. Ne anlamı var? Hoppala paşa, malkara keşan der gibi. Ya da hoplayıver çekirge. tamam. Biz hep hoplayalım, zıplayalım, eğlenelim, mutlu olalım da birbirimizi selamlarken de anlamı güzel kelimelerle selamlayalım. Mesela nelerimiz var bizim güzel? Gün aydın deriz birbirimize. Ne demek günaydın? Günün aydın olsun, güneş doğdu. Senin hayatın da güneş gibi apaydınlık olsun, güzel olsun demek. Ne deriz biz birbirimize? Hayırlı günler deriz, hayırlı akşamlar deriz. Günün, akşamın hayırlarla geçsin. Sen hep güzellikler üzerine, doğru davranışlar üzerinde ol. Başına hep hayırlı işler gelsin demek isteriz aslında. Daha da güzelini söyleyeyim mi çocuklar? En güzelini hatta. Nereden biliyorum onun en güzel olduğunu? Çünkü sözlerin en güzelinin yazdığı Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Allah'ın sözlerinde geçiyor. Nedir o en güzel söz? Esselamu aleyküm'dür.
Ne demek esselamu aleyküm? Selam senin üzerine olsun demek, sizin üzerinize olsun demek. Selam ne Merve abla, onu da söyle. Tabii ki birbirimizi karşılarken kullandığımız kelime. Ama asıl anlamı ne? Güvenlik, esenlik, huzur senin üzerine olsun demek. Ne kadar güzel bir söz değil mi? Aslında biz birbirimize selam verdiğimizde 1- dua etmiş oluruz. 2- güvendesin demiş oluruz. Hey korkma, benden sana Allah'ın izniyle zarar gelmez. Benden yana güvendesin demiş oluruz. Aslında 3, bu güveni bir de çifte kat yapmış oluruz. Çünkü kimin selamını getirdim? Sana Allah'ın selamını getirdim. Yani ben hep Allah'ın sözlerine uyan birisiyim. Onun bize anlatması için görevlendirdiği Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptıklarını yapan birisiyim. Merak etme, ben kötü davranışlar yapmam. Hep güzel şeyler yapmaya çalışırım demiş oluyoruz. Peki sadece karşılaştığımız zamanlarda mı esselamu aleyküm deriz? Hayır, vedalaştığımızda da birbirimize sözlerin en güzellerini söyleriz. Başka sözler de söyleyebiliriz elbette. Mesela ne deriz? Allah'a emanet ol deriz. Allah'a emanet ol. Seni ona emanet ediyorum, en sevdiğime, en güvendiğime. Şimdi gençler ne diyorlar? Çocuklar ne diyorlar? Bay bay. Ne öyle? Bay bay. Yok bay bay. Karagöz Acıvat'ınki gibi. Bay 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 karagözüm der gibi. Olur mu hiç öyle ya? Bence olmaz yani. Tamam tamam ben de biliyorum. Bay bayın İngilizce'de güle güle demek olduğunu. Yani sen hep gül mutlu kal demek olduğunu ama daha güzel anlamlar varken, bize ait daha güzel anlamlı sözcükler varken onları kullanmayı tercih ediyorum. Öyle yapmalıyız bence. Allah'a emanet ol çok güzel. Bir de yanına neyi ekleyeceğiz? Esselamu aleyküm ekleyeceğiz. Ayrılırken de, karşılaşırken de. Ne diyor Rabbimiz ayeti kerimede Nisa suresinde? Bismillahirrahmanirrahim. Bir selam ile selamlandığınız zaman siz de ondan daha güzeliyle selam verin veya verilen selamı aynen iade edin. Merve abla, selamun aleykümden daha da güzeli var mı? Var var, yaklaş bak söyleyeceğim şimdi. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Ne demek? Ve rahmetullahi, Allah'ın rahmeti ve berekatühü ve onun bereketi. Yani Allah'ın rahmeti, bereketi, güvenliği, esenliği senin üzerine olsun demek. Daha da iyisi var. Onu kapatırken söyleyeyim, ayrılırken söyleyeyim. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nasihatine uyalım çocuklar. Bugünden itibaren selamlaşma yarışına girelim. Ne dersiniz? Şimdi videoyu kapattıktan sonra, tamam mı? Program bittikten sonra birbirinize selam verme yarışına girin. İlk karşılaşan selam vermeye çalışacak her zaman. O da en güzeliyle vermeye çalışacak. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Yaptığınız zaman birbirinizi seveceğiniz bir şey söyleyeyim mi? Söyle söyle canım peygamberim. Aranızda selam yayınız. Böyle asık suratlı asık suratlı gezmeyin. Birbirinize gülümseyerek selam verin. En güzeliyle kapatıyorum o zaman selamı. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü ebeden daima. Yani sonsuza dek selam, rahmet, bereket. Rabbimin rahmeti bereketi üzerinize olsun canım evlatlar. Allah emanet olun. Hoşçakalın. Artık Yusuf Talha'yı tanıyorsunuz. Ben ona açıkçası üzülüyorum da biraz. Çünkü bizler burada ışıklı rahat koltuklarımızda oturup program sunuyoruz. Ama evet. Yusuf Talha'nın durumu öyle değil. O sokaklarda elinde mikrofonla böyle sokakları arşınlamaya devam ediyor. Ve aklına takılan, ilginç bulduğu soruları insanlara soruyor. Sana hiç sokakta yürürken hiç mikrofon uzatıldı mı bugüne kadar? Yok. İster miydin? İsterim, çok isterim. Mesela ne sorulsun isterdin? Mesela... Merhaba Efla Hanım, iyi günler. Merhaba. En sevdiğiniz yemek nedir? Pizza. Pizzayı çok mu seviyorsun? Evet. Bizim bir anımız var biliyor musunuz Efla ile, anlatayım mı? Sen biliyorsun. Biz Efla buraya peynir gemisine misafir olduğunda, konuk olduğunda bana, biz onunla bir yere gitmiştik. Şimdi orucu ya, insan hep yemek konuşmak istiyor. O zaman Efla'ya hayatında ilk defa bir şeyi ben ısmarlamıştım. Evet. Neydi ilk o? Defa soğan. Soğan halkası. Soğan halkası duymuştum, ilk defa. Duymuştum, tadını sevmiyordum, ona demiştim ben hiç yemek istemiyorum demiştim, yedin de gerçekten. Ama güzel çok değil mi? Çıtır çıtır. Şu an canım ne çekti sayenizde? Soğan halkası çekti. Evet. Tamam, ısmarlarım sana iftarda. İftarda. Anlaştık. Haydi bakalım. Şimdi kıymetli dostlar, Yusuf Talha'mız yine yollarda, evet, ve muhabirlik yapıyor. O ilginç ilginç değişik soruları söyle sormaya devam ediyor. Hadi bakalım bugün ne sormuş insanlara? Merhabalar arkadaşlar, ben Yusuf Talha. Bugün sizler için sokağa çıkıp insanlara en sevdiğiniz hayvan hangisi diye sorduk. Hadi gelin cevaplara bakalım. En
sevdiğiniz hayvan? Güzel yerden geldim. Balık. Zaten balık tuttuğumuza göre. Burada bir sürü balık oldu. Delirdiniz mi? Sevdiğiniz hayvan? Köpek. En sevdiğiniz hayvan? Koyun, inek. Ben size en çok kurt seversiniz sanırım. Yok yok, korkuyorum onlardan. En sevdiğiniz hayvan? Hayvan. İnek severim, başka kuş severim. Kuş, kuş, inek. Merhaba köpek, sana bir soru sorabilirim. En sevdiğin hayvan? En sevdiğiniz hayvan? Kedi. En çok kediyi seviyorum. En sevdiğiniz hayvan hangi hayvan? Kedi. En sevdiğiniz hayvan? Kedi ve köpek, bir de kuş. En sevdiğiniz hayvan hangi hayvan? Kedi. Kuş. Kediyi anladım da kuş neden? Bilmem kuş. Bir kere... Şimdi misafirliğe gittiğimizde kafamı kuş kagalım. En sevdiğiniz hayvan? Tüm hayvanları seviyorum ama tek bir tane söylemek gerekirse o da kedi olur. En sevdiğiniz hayvan? En sevdiğim hayvan kedi. Arkadaşlar şimdi siz cevaplayın. En sevdiğiniz hayvan hangi hayvan? Yorumlarda buluşalım. Hoşça kalın. Şimdi Furkan, sen hem kamerayı hem sesi kontrol et. Şimdi bağlayacak yine bir yere, devam etsen. Sen de hem çay getir hem de şu kameranın kablosunu değiştir. Sen hem git bize aşağıdan döner dürüm al hem de yukarıda kurgu yap. Valla ben yapıyorum. Şaka yapıyorum. Bir insan bunların hepsini yapması mümkün mü? Hayır. Bir insanın bunların hepsini yapması mümkün değil. Çünkü bizler insanız ve aynı anda bir işi yapabiliriz. Evet, belki yanında iki iş. Ama her şeyi aynı anda kontrol edemeyiz. Ama Cenab-ı Allah her şeyi aynı anda kontrol edebilir, yaratır ve yönetir Cenab-ı Allah. Şimdi biliyorsunuz Şule Kala ablamız çok güzel aklımıza takılan, kafamıza takılan sorulara cevap veriyor. Diyor ki Allah dünyadaki işlerin hepsine tek başına nasıl yetişiyor? Hepsine tek başına yetişebildiği için o bizim Allah'ımız zaten. Yetişemezseydi. Çünkü o zaman Allah olmazdı. O zaman aciz olurdu. Oysa bizim Cenab-ı Allah'ımız, Rabbimiz aciz değil. Bundan münezzeh. Hadi gel istersen daha doyurucu bir cevabı Şule ablandan dinleyelim. Çok ne dersin? Duyuyorum. Ne dersin? Evet diyorum. Evet. O zaman sana bu Lego'yu atıyorum. Yerinde kalsın. Merhaba sevgili arkadaşım. Hayırlı Ramazanlar. İnşallah her şey yolundadır. Bugün yine çok tatlı bir soruyla karşınızdayım. Allah dünyadaki işlerin hepsine tek başına nasıl yetişir? Şule abla, zihnim hiç susmuyor. Nereye baksam soru görüyorum sanki. Annem ne zaman uyur, ne zaman uyanır hiç bilmem. Ben uyandığımda çoktan kalkmış olur. Bizi uyutur. Hele Ramazanlarda sahurda mis gibi yiyecekler hazırlar bize. Bazen annem gizli bir ahtapot olabilir mi diye düşünüyorum. 8 kolu var herhalde. Şimdi soruma geliyorum. Annem için bu kadar şaşırırken Allah-u Teala'yı merak etmemek olmazdı. Ben bir evi ve yavrularını çekip çeviren anneciğim için bu kadar hayret ediyorum. Ya Rabbimiz, Allah hem evreni hem de içindeki her detayı yaratmış ve hepsinden haberdar. Aklım almıyor Şule abla. Allah nasıl yetişiyor her şeye? Ne tatlı ve ne haklı bir soru bu böyle. Tabii kendi penceremizden bakınca gayet de mantıklı. Ama insanların pencereleri küçüktür. Küçücüktür. Odanın penceresinden dışarının ne kadarını görürsün? Odanın bir ucundan bakarsan azıcık bir kısmını. Pencereyi açıp dışarıya bakarsan her defasında daha büyük bir kısmını görürsün. Ama işte penceremizin alanı darsa yine de yalnızca açımızdaki kadarını görürüz. Bu pencereden bakınca anlıyoruz ki insan olmak demek, sınırlı olmak demek. Biliyor musun? İnsan olarak en temel sorunlarımızdan bir tanesi de Rabbimizi, bize ve ait olduğumuz dünyayı, bedenimizdeki en minik hücreden, saçımızdaki her tele, soluduğumuz havadan, içtiğimiz suya kadar her şeyi, ama her şeyi yaratan Allah-u Teala'yı kendimiz gibi sanmamız. Onu anlamaya ya da anlatmaya çalışırken kendi penceremizden gördüklerimiz bize yeter mi sence? Bir örnekle devam edelim. İnsanın soluduğu hava nasıl aynı anda hem görünmez olup hem de her insanın nefesinde var oluyor. Tamam, kabul ediyorum. Hava Allah-u Teala'nın yarattığı şeylerden yalnızca bir tanesi. Ama aklım almıyor dedin ya, bu yüzden daha akıl alır ölçüde anlatmaya çalışıyorum sana. Düşün ki Rabbimizin yarattığı hava nimeti dahi bizi sarıp sarmalıyor, uykumuzda bile bizi yalnız bırakmıyor. Annelerin aynı anda nasıl 100 milyon 50 bin işe yetişebildiğini de şimdi anlaman zor olabilir. Ama inşallah sen de ileride evlat sahibi olunca kendi canından bir varlık için koşturmanın nasıl keyif verdiğini tadarsın. Bazı şeyler sadece yaşandığında anlaşılabiliyor çünkü. Ya Rabbimiz hiç yorulmuyor mu?
Çünkü yorulmak insan için, kafa karışıklığı da insan için, kendi penceresinden bir dünyaya bakmak ve ötesini görememek de insan için. Oysa Allah-u Teala varlığı kendinden olandır. O uyumaz, uyuklamaz, yorulmaz. O her an yarattıklarının yanındadır. Yarattıklarının onu görememesi, onun başka bir yerde olduğu anlamına gelmez. Aklımızın alması zor olsa da Allah-u Teala her yerdedir. Nasıl yapar, nasıl yetişir? O bir şeye ol der ve o da oluverir. Onun için zor diye bir şey yoktur. Yarattığı hiçbir şeye benzemez. Yarattığı her şeyin hakimiyeti, kontrolü onun elindedir. Zamanın yaratıcısı da odur, zamanın yöneticisi de. Bu yüzden bir şeylere yetişmek gibi bir telaşı yoktur. Biz bazı şeylere yetişmekte zorlandığımız için Allah-u Teala'nın da müthiş bir çaba göstermesi gerektiği gibi yanlış düşüncelere kapılabiliriz. Oysa zamanın içinde çaba gösteren ve koşturan biziz, Allah-u Teala değil. O yarattıklarına benzemez ki. Görüşmek üzere sevgili arkadaşım. Hoşça kalın. Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında. Kabe'nin yolları bölük bölüktü. Benim ciğerciğim delik deliktir. Evet. Araba, evet. Evet, başlıyoruz. Şimdi, kamera bu arada başladı. Anlamadım. Başlamıştım. Ha, yayındayız. Ha, pardon, tamam. Şimdi sırada Nur Dombaycı ablamız, evet, var ve bugün bize çok güzel, güzel bir şey resim yapacak. Acaba ne? Ne olabilir acaba? Bekir abi, ne olabilir sizden acaba? Önce, kameradan önce böyle söylüyordu, duydunuz siz. Evet. Bozdunuz bizi. Çok teşekkürler. Rica ederim. Bunu her zaman yapıyorum. Nur Dombaycı ablamız bugün yeryüzündeki en güzel İnci. Şeylerden birini, yeryüzünün İncisi. Siyah incisini çizecek. Kabe'yi çizecek. Sizler de kağıtlarınızı, kalemlerinizi hazırladıysanız hemen geçelim. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün biz Müslümanların en kıymetlisi güzel Kabe'mizi çizeceğiz. Hazırsanız kalemlerimizi alalım ve başlayalım. İlk önce yine eskiz olarak çiziyorum. Kabe'mizin üst kısmı ve yan kısmıyla şöyle başlıyorum. Burada Kabe'mizin kapısı, kapısının örtüsü var. Alt kısmında şöyle alt kısmını da çizelim. Buradan da Kabe'mizin duvarı gözüküyor. Şimdi keçeli kalemle üzerinden geçebiliriz. Hemen şöyle başlayalım. Evet, Kabe'mizi çizdik. Aman Allah'ım, ne güzel oldu. Silelim şimdi hemen. Alttaki çizgileri silelim. Acaba nereden başlasak boyamaya? İlk önce açık renkle başlayalım. Hemen sarımızı alalım. Sarıyla şuradaki süslü, yaldızlı olan yerlerini, parlak olan yerlerini sarıya boyamaya başlayalım. Sarıyla işimiz bitti. Şimdi siyah rengi alalım. Siyah renkle de Kabe'nin örtüsünü boyamaya başlayalım. Kabe'nin üzerindeki bu siyah ve sarı olan kısım örtü olduğunu ben çok sonradan öğrenmiştim. Pastel boyayla gri rengi alacağım ve üst duvarını yapacağım. Burayı yukarıdan görüyoruz sadece. Müzik
biraz daha koyu kahverengi alıp şuralara biraz gölgelendirme yapalım. Ve şimdi altta kalan kiremit kısmını boyuyoruz. Evet, alt kısmını da boyadık. Evet, kahvemiz bitti. Çok güzel çizdik, boyadık. Odamızın en güzel yerini asabiliriz artık. Ama asmadan önce bana fotoğrafını göndermeyi unutmayın. Arkadaşlar, hepinizin ellerine sağlık. Rabbim hepimize hacca gitmeyi, umreye gitmeyi, hacı olmayı nasip etsin. Hatta hep beraber gitmeyi nasip etsin. Yarınki çizimimizde görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın. Kare yapmak ve Kabe çizmek çok zor benim için. Yani o derinliği vermek ama ne kadar güzel yaptı, gördün mü? Ben daha küp çizemiyorum. Ben de çizemiyorum. Gerçekten. Ama biz izleyemiyoruz ki programı. Yani. Sadece sunuyoruz. İzlesek belki biz de öğreniriz. Evet. Bunun böyle bir de eksi yanı var yani sunucu olmanın. Peki, Ali İzzet Begoviç'i tanır mısın? Yok. Ben sana anlatmamı ister misin? Tanır mısın derken o bir kitap adı değil mi? Ali İzzet Begoviç, Sevgi Başman'ın kitabının ismi. Birazdan Kevser anlatacak. Ha. Ama Ali İzzet Begoviç yaşamış bir karakter. Aynı bizim ülkemiz için mesela Necmettin Erbakan neyse, Bosna Hersek için de Ali İzzet Begoviç öyle bir figür. Çok tam bir lider ve çok güzel bir insan. Yaşamış o topraklarda. Onun hikayesini çok merak ediyordum ben. Senin yaşlarındayken okumuştum. Aa. Sağ olsun bak, Sevgi Başman da şimdi bir kitap yazmış. Ve Kevser de bunu okumuş. Dinleyelim mi daha fazla evet, bilgi? Evet evet, hadi. Hadi başlayalım o zaman. Duruşmadaki sanık Aliya'nın son söz hakkı. Ben Müslümanım. Müslüman olarak kalmaya kararlıyım. Bu hayatımın sonuna kadar böyle devam edecek. Çünkü İslam benim için iyi ve asil olmanın en doğru ifadesi. Merhabalar, ben Kevser. Bugün sizlere Bosna Hersek'in ilk cumhurbaşkanı Ali İzzet Begoviç'in acıya, çileye, ızdıraba, mücadeleye ve bolca umuda şahitlik edeceğimiz hikayesinden söz edeceğim. Örnek İnsanlar dizisinin 4. kitabı olan Ali İzzet Begoviç, Sevgi Başman'ın yazdığı 83 sayfalık bir kitap. Her ne kadar kitabın sayfa sayısı az olsa da bu seferki kitabın kahramanı acı, çile ve hasret ile imtihan olduğundan dolayı kitabın 14-17 yaş arasına uygun olduğunu belirtmiş olayım. Ha, ama siz derseniz ki ben küçüğüm ama yine de okumak istiyorum, orası size kalmış. Sırp, Boşnak ve Hırvatlardan oluşan Bosna halkı Osmanlı zamanında dilediği dini özgürce yaşadı. Ta ki Osmanlı'dan ayrılana kadar. Çok yakın zamanda Bosna büyük bir sınavdan geçti. Bosna Hersek Sırplar tarafından işgal edilmek istendi. Çok büyük bir sancı yaşadılar. Ancak yine de Sırpların zulmüne teslim olmayıp ülkelerini vermeyi düşünmediler. Aliya ailenin 5. üyesi olarak dünyaya geldi. Babasının işlerinin bozulması nedeniyle ise Saraybosna'ya taşındılar. Avukat olmak isteyen Aliya 3 yılını hapishanede geçirdiği için üniversiteye gidememişti. Özgürlüğüne kavuştuğu gibi hayallerini gerçekleştirmek istedi. Ancak babası ve dayısı sabıkalı olduğu için avukatlığın ona uygun olmadığını söylediler. O da 3 yıl ziraat fakültesine gitti. Baktı ki olmuyor, yapamıyor, okulu bırakıp hukuk fakültesine geçti. Bosna'nın komünist fikir ile değiştiğini gören Aliya, İslam Deklarasyonu adlı kitabını yayınladı. Ardından Doğu ve Batı arasında ve Bosna'da İslam yükselmeye başladı. Ve bir gece evine baskın yapılarak Aliya'yı yargıladılar. Ve mahkemede tam 14 yıl hapis cezası verildi. Çok üzülmüştü. Ancak davası uğruna canını bile verebilirdi. Peki bu 14 yıl nasıl geçerdi? 58 yaşında girdiği 4 duvar ona çok ağır bir imtihandı. Sevdiklerinden uzakta öleceğini düşünürdü bazen. Onu ayakta tutan şey Allah'a olan inancıydı. Sonrasında bağımsız bir Bosna devleti kuruldu. Zalimler devrildi. Aliya, çok yaşadım ve çok yoruldum. Şimdi sevdiğime kavuşmak istiyorum, dedi. Koca Çınar Aliya 78 yaşında sevdiğine kavuştu. Bosna bir yiğidinden ayrıldı. Aliya, her fani gibi ben de öleceğim. Anıtımı yapmayın. Bosna ve Osmanlı askerleriyle yan yana yatmak istiyorum, dedi. İşte Aliya İzzet Begoviç'in hikayesi bu şekilde. Ama daha ne detaylar ne detaylar var. İşte bu yüzden kitabı okumanızı tavsiye ederim. Bir sonraki kitapta görüşmek üzere. Hoşça kalın. Çok güzel anlattı. Gördün değil mi? Gördüm. Allah bize de böyle
böyle iz bırakan bir insan olmayı nasip etsin. İnşallah. Her birimize inşallah Eflacığım. Ama program bitti. Bugün ancak bu kadar iz bırakabiliriz. Artık yarın iz bırakmaya devam edeceğiz. O da son parmak izimiz. Evet, o da son parmak izimiz. Dua edelim mi? Edelim. Sen eder misin, ben mi edeyim? Sen et, ben ekleyeyim. Hadi o zaman. Sen eklemek istediğinde hemen dal araya. Tamam. Dalıyorum. Allah'ım. Sen yaptığımız bu güzel hizmetleri dergah izzetinde kabul buyur. Amin. Bize daha hayırlı işler yapmayı nasip eyle. Amin. Bize program yapan Şule ablamızı, Merve ablamızı, ondan sonra Nur Donbaycı'yı, Kevser'i, Yusuf Talha'yı. Ha? Şefler. Küçük şefler. Evet. Allah'ım bunların küçük hepsini sen muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. Bizim hepimize dair şu an Jimmy Jip'i kontrol eden, şunu böyle yukarı aşağı oynatan abimizi sen muhafaza evet, eyle Allah'ım. İzleyenlerimize ve bize merhamet et. Sen ne zaman gireceksin araya, ben uzatıyorum tamam. Öyle. Benim ha. Dayımı da, canım Suran dayımı da, benim canım babamı, annemi, kardeşlerimi ve tabii ki de canım kardeşlerim. Kardeşlerim derken öz kardeşlerim değil. Şu an bunları izleyen canım kardeşlerimi Allah'ım sen muhafaza eyle. Amin. Bak bir şey daha dua edelim mi? Evet. Allah'ım geçtiğimiz haftalarda deprem vesilesiyle evet. vefat edenlere sen rahmetinle muamele eyle Allah'ım. Allah'ım biz sağlara, Türkiye'nin ve dünyanın neresinde olursa olsun yaşayan kullarını doğal afetlerden sen muhafaza eyle evet. Allah'ım. Sen anneleri yavrularından, yavruları annelerinden ve babalarından ayırma Allah'ım. O deprem vesilesiyle etkilenen, yaralanan kardeşlerimize sen kemale afiyetlerini ihsan buyur Allah'ım. Bizleri de her türlü hem yerden hem gökten hem bilmediğimiz bir yerden gelecek her türlü afetlerden ve belalardan muhafaza eyle Allah'ım. Evet ve bütün depremden dolayı vefat edenlere bir Fatiha okuyalım mı? Evet, o zaman önce veda edelim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yarın buluşmak üzere. Evet. Allah rızası için evet. El Fatiha. Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com benim Ramazan'ımı sundu.